Merhaba değerli izleyenler. Ülkemizdeki tüm emeklilerimizin buluşma noktası, dertleşme noktası Emekli TV'ye, Emekli Televizyonu'na hoş geldiniz. Bugün tüm emeklilerimizi çok yakından ilgilendiren müjdeli bir haberle karşınızdayım. Bildiğiniz üzere emeklilerimizin her bayram öncesi almış olduğu bayram ikramiyesi sadece 1000 lira. Bizler Emekli TV ailesi olarak bu bayram ikramiyesinin arttırılması yönünde defalarca yayınlar yaptık. Artık en az enflasyon oranında emekli ikramiyesinin, bayram ikramiyesinin arttırılması gerektiğinin altını defalarca çizdik. Nihayet bu sesimiz, tüm emeklilerin sesi Ankara'da duyuldu. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bayram ikramiyesinin arttırılmasıyla ilgili bir kanun teklifi sunuldu. Evet, bu haber bizi, tüm emeklileri, tüm Emekli TV ailesini çok sevindirdi. Peki bu gelişme nasıl yaşandı? Neler oldu? Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Veli Ağbaba Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verdi. Bu kanun teklifinde emeklilere her bayram ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesinin 1260 liraya çıkartılması yönünde bir kanun teklifi verildi. Bu kanun teklifi önümüzdeki günlerde önce komisyonlarda görüşülecek, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. Değerli izleyenler, sevgili emekliler, peki neden 260 liralık bir artış? Bunun gerekçesi nedir? Sayın Veli Ağbaba ile yapmış olduğumuz görüşmede Sayın Ağbaba şunları söyledi bize. Sayın Cumhurbaşkanı'nın maaşına %26 oranında zam yapıldı. Bu nedenle de biz emeklilerin bayram ikramiyesine %26 zam yapılmasını istedik dedi. Evet, 1000 lira olan bayram ikramiyesinin 1260 liraya çıkartılması durumu şu anda gündemde. Umut ediyor ve bekliyoruz ki milyonlarca vatandaşımızı sevindirecek olan bu bayram ikramiyesine zam haberi en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçer ve önümüzdeki bayrama kadar yasalaştıktan sonra da vatandaşımız, emeklimiz 260 lira farkla 1260 lira bayram ikramiyesine kavuşur. Bildiğiniz üzere ülkemizde bulunan tüm emekliler maalesef bayram ikramiyesi almıyor. Dul ve yetimlerimize de 1000 lira ödenmiyor. Özel bankalardan emekli olan emeklilerimize maalesef bayram ikramiyesi hiç verilmiyor. Dul ve yetimlere ise 250 lira, 500 lira civarında bir bayram ikramiyesi hesaplarına yatırılıyor. Böyle bir bayram ikramiyesi veriliyor. Ancak bu birine var, birine yok. Adalet duygusundan uzak, tamamen vatandaşı birbirinden ayıran bir uygulama. Emeklilerimizin tamamına bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor ve en az enflasyon oranında bayram ikramiyesine zam yapılması gerekiyor. Bununla mı cimi yok. Çünkü vatandaş geçim sıkıntısı içerisinde, emekli ay sonunu getiremiyor, yokluk içerisinde, bankalara borçlu, kredi borcu var, kredi kartı borcu var. Daha maaşı yatar yatmaz emeklinin pek çoğu cebine 5 lira harçlık koyamıyor. Evet, ülkemizdeki emekliler için bu bayram ikramiyesinin önemi çok büyük. Bir kanun teklifinin yasalaşması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çoğunluğun el kaldırması gerekiyor. Yani milletin vekillerinin buna evet demesi gerekiyor. Biraz vicdanlı olan, biraz halktan uzak olmayan herkes bu kanun teklifine mutlaka evet der demesi gerekiyor. Aksi halde bizler, tüm milletvekillerinin, tüm siyasi partilerin gerçek yüzünü bir kez daha göreceğiz. Emekli geçim sıkıntısı içerisindeyken, emekli yokluk içerisindeyken, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine zam yapılmasın diye el kaldıran milletvekillerine saygı duymak mümkün değil. Onlar emeklilerimize, onlar bu milletin ta kendisine ihanet içerisinde yorumunu yapabiliriz. Bu kadar net. Vatandaşa ödenecek olan yılda iki sefer bayram ikramiyesi zamsız bir şekilde devam ettirilemez. Ülkemizdeki enflasyon resmi rakamlara göre %19.7.
Ne yapar bu? 197 lira zam yapar. 1000 liraya 197 lira zam gelmesi anlamını taşıyor. Ama vatandaşın bu çilesini, bu mağduriyetini görmeden milletin sözde vekilliğini yapmanın hiçbir anlamı yok. Emekli maaşı ortalaması ülkemizde 1500 lira. Vatandaş alacağı her 10 lira, 50 lira için seviniyor. Çünkü düşük maaş alıyor, ay sonunu getiremiyor. Vatandaşa yapılacak olan bu zammın yasalaşması için tüm milletvekillerimizin evet yönünde oy kullanması gerekiyor. 2 kere 2 nasıl 4 ise bu da emeklilerin o kadar hakkı demektir. Değerli izleyenler, sevgili emekliler, bakınız ülkemizde paranın satın alma gücü her geçen gün daha da düşüyor. Vatandaşa, emekliye enflasyon oranında sözde zam yapılıyor, değil mi? Her yıl iki sefer zam alıyorsunuz. Şimdi Temmuz dönemi geldi. Tüm emeklilerimiz, SSK emeklilerimiz, Bağkur emeklilerimiz ve emekli sandığından emekli olan tüm vatandaşlarımıza en az %6 zam yapılacak. %6 enflasyon var demek bu. Ama ülkemizdeki enflasyon, gerçek enflasyon %6 değil. Özellikle gıda ürünlerinin enflasyonu yıllık oranda %50. Bir örnek vermek istiyorum izninizle. Bir vatandaşımız geçen yıl cebine 100 lirayı koyup pazara gittiğinde neler alıyordu? Bu yıl, bugün neler alabiliyor? Soruyorum size. Domatesin kilosu ne kadar? Patlıcanın kilosu ne kadar? Soğanın kilosu ne kadar? Patatesin kilosu ne kadar? Şimdi kendinize bu soruyu sorun. Geçen yıl saymış olduğum bu zorunlu tüketim gıda ürünlerinin fiyatı ne kadardı? Bu yıl ne kadar? Diyorlar ki %6 biz size enflasyon farkı veriyoruz. Bu saymış olduğum gıda ürünleri %6 mı arttı? Yoksa en az %50 mi arttı? Buyurun cevabını verin. İşte vatandaşın gerçek enflasyonu en az %50 iken vatandaşa %6, %12, %15 zam vermenin mantıkla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Vatandaşın maaşı enflasyona ezdiriliyor. Vatandaşın cebindeki paranın satın alma gücü her geçen gün daha da düşüyor. Şimdi bana inanmayanlara ben bir örnek daha vermek istiyorum izninizle. Geçen yıl maaşınızla kaç tane çeyrek altın alabiliyordunuz? Şimdi kaç tane çeyrek altın alabiliyorsunuz? Geçen yıl maaşınız kaç dolar yapıyordu? Bugün kaç dolar yapıyor? Hadi buyurun cevabını verin. Şimdi bazı emeklilerimiz bana kızıyor olabilir, şunları söyleyebilir. Kardeşim biz ne altını, ne dövizi, ne dolarından bahsediyorsun? Evet, haklısınız ama paranızın değerinin düştüğünü göstermek için de bu örnekleri vermek zorundayız. Siz geçen yıl satın aldığınız şeyleri bugün aynı paraya alabiliyor musunuz? Yarın aynı paraya alabilecek misiniz? Soruyorum şimdi size. Hayır tabii ki. Onun için bayram ikramiyesine zam yapılması çok önemli. Vatandaşın cebindeki paranın enflasyona karşı ezdirilmemesi için insani, vicdani bir şekilde ülkenin gerçekleri gözetilerek emekliye zam yapılmalıdır. Emekli garibin 1200-1300 lira, 1500 lira emekli maaşı alıyor. Daha ayın 3. 4. günü cebinde 5 kuruş para kalmıyor. Ay sonunu getiremiyor. Onun için bankaya koşuyor, ek hesaptan para çekiyor, kredi kartından para çekiyor, eşinden, dostundan, çoluk çocuğundan destek almaya çalışıyor. Her ay sürdürülebilir bir ekonomi değil emeklinin ekonomisi. Her ay olacak iş değil. Onun için ne diyoruz biz? Emekli mezara kadar borçlu, emekli kefenleneceği güne kadar borç ödüyor. Yalansa yalan değil kardeşim. Emeklimizin hali bu. Ülkemizde yaklaşık 11 milyon 750 bin emekli var. 10,5 milyonu bu şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Geçinemiyor kardeşim, geçinemiyor. Emekliye yapılacak olan zam onun için çok önemli. Değerli izleyenler, sevgili emekliler, 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızla ilgili çok özel haberlerimiz olacak. Ancak bu videoda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızı sevindirecek
müjdeli haberlerim olacak. Bu nedenle Emekli TV'ye abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.